Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için özellikle hamilelikten bize miras kalan cilt lekelerini yok edecek, cildimizin rengini açacak, cildimizi aynı zamanda parlaklaştıracak, ölü cilt hücrelerimizi yok edecek çok güzel bir maske tarif edeceğim arkadaşlar. Çok güzel ve çok kolay. Hemen ilk malzemeyle başlayalım isterseniz. İlk malzememiz yoğurt arkadaşlar. Ev yoğurdu olursa çok daha iyi olur. Bir tatlı kaşığı ev yoğurdu yeterli arkadaşlar maskemiz için. Ev yoğurdu ölü devre hücrelerini çözen laktik asit içeriyor arkadaşlar. Soğuyucu etkisi sayesinde cildinize doğal bir ışıltı katacak arkadaşlar. Yoğurt aynı zamanda sivilceleri de iyi geliyor yoğurt arkadaşlar. Özellikle önlenmesine, yani oluşmuş sivilcelerden ziyade sivilcelerin önlenmesine çok iyi geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda en etkili nemlendiricilerden birisidir yoğurt. Hemen ikinci malzemeyle devam edeyim. Artık tatlı kaşığıyla işimiz yok arkadaşlar. Bundan sonraki malzemelerimiz çay kaşığıyla. Evet, ikinci malzememiz ise zeytinyağı arkadaşlar. Zeytinyağı da yoğurt gibi cildi nemlendiriyor. Özellikle kuru ciltler için çok faydalı zeytinyağı arkadaşlar. E vitamini içerdiği için yaşlandırmayı da geciktiriyor aynı zamanda. Ve cildimizi beyazlatmakta ve lekeleri gidermekte önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Onu da biraz karıştırdım. Hemen üçüncü malzemeyle devam ediyorum. O da asıl malzememiz, maskemizin asıl malzemesi olan, başrolü olan limon suyu arkadaşlar. Onu da hemen hallediyorum şimdi. Evet, bir çay kaşığı limon suyumu da ekliyorum arkadaşlar içine. Limon suyu da cildi aydınlatıyor arkadaşlar. Kuru ciltleri nemlendiriyor. Akneyi de tedavi ediyor. Çatlakları da hafifletiyor aynı zamanda. Hamilelik çatlaklarınız varsa sadece lekeler değil, çatlaklara da limon çok iyi geliyor. Ölü deriyi de yok edip cildi canlandırıyor. Böylelikle tabii ki cildimiz beyazlıyor ve leke gidermede çok iyi bir rol oynuyor limon suyu. Tek başına bile arkadaşlar lekeleri giderebiliyor hamilelikten kalma özellikle. Evet, şimdi son malzememize geçiyoruz. O da karbonat. Evet, karbonatımızı da ekliyoruz. Karbonat da arkadaşlar asitli bir maddeyle birleştiğinde içindeki karbondioksiti açığa çıkarıyor ve cilde katkısı oluyor. Su ile birleşirse kendiliğinden bir oksijen kaynağı meydana getiriyor arkadaşlar. Ama çok sık kullanmamak gerekiyor tabii ki karbonatı, özellikle hassas ciltler için. O da yine cilt tonunu eşitliyor, cildi aydınlatıyor arkadaşlar. Lekeleri çok güzel bir şekilde gideriyor. Şöyle biraz karıştırıyorum. Yine aynı zamanda o da çatlak ve selülitlere iyi geliyor. Hamilelikten sonraki çatlaklarınızı karbonatta sürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz karıştırdım. Evet. Şimdi uygulanışına geçeyim isterseniz. Bu maskemizi haftada 2 defa uyguluyoruz arkadaşlar. Pamukla veya fırçayla uygulayabilirsiniz. Ben şöyle bu sefer elimle yapacağım. Şöyle dairesel hareketlerle cildimize güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Dekolte bölgenize de uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda göbeğinizde de hamilelikten oluşan lekeler oluşmuş olabilir. Benim oluştu biraz. Ben de onlara uyguluyorum arkadaşlar. Sadece göbeğimde 2-3 tane leke var. Onlara uyguluyorum. Onun sonucunu da sizlerle paylaşırım. Bunu güzel bir şekilde böyle cildimize yediriyoruz. Bacaklarınıza da yapabilirsiniz. İşte vücudunuzun neresinde leke varsa sadece göz çevrenize fazla girmeyin. Çünkü karbonat ve limon var içinde. Güzelce bu şekilde biraz masaj yapın. Böyle 1-2 dakika boyunca. Şöyle şöyle tırnaklayabilirsiniz. Çok yavaş bir şekilde tabii ki. Şöyle güzelce ovun arkadaşlar. Böylece daha güzel beyazlar cildiniz. Lekeler de daha güzel arınır. Dediğim gibi 2 dakika boyunca uyguluyoruz. Haftada 2 defa uyguluyoruz bu maskeyi. 20 dakika bekletiyoruz. 20 dakika beklettikten sonra güzelce duruluyoruz arkadaşlar ılık suyla. Bu kadar. Dediğim gibi haftada 2 defa yapmanız yeterli. 2 defaya geçmeyin. Çünkü karbonat var içinde. Hassas ciltler uygulamasın. İnşallah faydasını görürsünüz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Küçük bir zil var abone olun yanında. Ona da tıkarsanız bütün videolarımla ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalara ekleyeceğim. Yarın görüşmek üzere.